Kesinlikle. Bende iPhone 5 var. iPhone 6 alır mıyım? Almam. Herkese merhaba. Derinden Teknoloji kanalından Derin yeniden sizlerle. Bugün sizlere, daha doğrusu hani klasik girişimi yapmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu video, hani böyle bir video bekleyen bir insan için gerçekten altın değerinde. Çünkü böyle bir video yapan birisi yok. Yani şöyle, tabii illaki vardır. Ama son zamanlarda ben böyle bir videoya rastlamadım. O yüzden yapayım dedim. Ha ama bu da kanalımı düzenli olarak takip edip içerikten memnun olup da böyle fantastik şeyler bekleyenler için de boş bir video. Onun için kusura bakmayın, hani daha çok meraklısına yönelik bir video. Bu arada bununla ilgili de bana istek gelmişti zaten. Şimdi 2017'deyiz biliyorsunuz. Ancak ben 2018 olarak alacağım yılı. Çünkü 2017 için bahsedilen telefon, yani iPhone X parantez içinde 10 ve iPhone 8 çıktı. Dolayısıyla 2018 yılındaymışız gibi yapacağım. Bir de hatırlatmak istediğim, daha doğrusu bahsetmek istediğim, hatta söylemek istediğim bir şey var. Şu anda Huawei G8 kullanıyorum galiba, yani ben de bugün kullanmaya başladım telefonu. iPhone 5'im yere kapaklandı ve şu anda arafta kaldı, yani telefon öldü. 8'e falan bölündü. Onu yaptıracağım, ondan vazgeçmiyorum hala. S8'im var mı diye soranlar olmuş. S8'i kullanıyordum ama değiştirdim, şimdi Huawei G8'e geçtim. Önümüzdeki 2 haftada da Note 8 kullanacağım. Gerçekten Galaxy S8 ile ilgili ve Note 8 ile ilgili de 2 hafta içinde inanılmaz bir tanıtım videosu gelecek. Yani neden inanılmaz? Bu video gerçekten hiçbir yerde görmediğiniz bir şey olacak ve bütün sorularınızı cevaplayacak. Hani bu bir konsept olacak. Dolayısıyla bunun için de hazırlıklı olun. Buradan size spoiler vereyim. Şimdi gelelim iPhone 6 mevzusuna. 2018'deyiz. Bakın altını çiziyorum tekrardan. iPhone 6 alınır mı? Şimdi neden alınır mı ya da neden alınmaz mı? Öncelikle iPhone 6'dan biraz bahsedeyim. Hepimiz iPhone 6 biliyoruz ama iPhone 6 yanılmıyorsam 2014 yılında çıktı. Ve bunun temel yorum sitelerince ki güzel özelliği şu. 4.7 inç ekranı var. Wireless'la hızlı. Kamerası gerçekten çok güzel ve çok otofokus falan çok iyi. iPhone 5S'ten sonra 128 GB'a kadar hafızası çıkarıldı. 5S ile kıyaslıyorum çünkü 5S'ten sonraki telefon. Yani ve Apple'ın sisteminde olduğu sürece gayet güzel bir telefon. Kötü tarafı da batarya hızı çok gitmiyor diyorlar. Şimdi 2018 yılındayız ve sizin almak istediğiniz telefon sıfır mı, ikinci el mi? Öncelikle bence sorulması gereken en önemli soru bu. Siz eğer sıfır alacaksanız bu telefonu 2000 liraya alabiliyorsunuz. Şu anda ben internete iPhone 6 yazıyorum. Ekranı koymayacağım çünkü iPhone 6 diye siz de yazabilirsiniz. Yani boşu boşuna edit yapma gerek olan bir yer değil. iPhone 6 yazdım şu anda. Bekliyorum. Birazcık yavaş bilgisayarım maalesef. Derinden teknoloji olma bakmayın. Şimdi iPhone 6 yazdım abi, tamam mı? 1999 liradan 2600 lira... 2600 lira iPhone 6 mı olur lan? Ha bunlar 6S'miş, bazıları 6S. 2000 liradan 1800'e gördüm. 2100'e gördüm. Genel olarak 2000 lira civarı siz bunu... Neon 1 olsun, hepsi burada olsun, gitti gidiyor olsun, bunların hepsi reklam amaçlı değil. Benim kullandığım siteler olduğu için söylüyorum. Alabiliyorsunuz. Sahibinden baktığımız zaman da ikinci el almak istiyorsanız 1700, 1800, 1300, 1500, 1400 gibi ortalama 1450-1500 lira civarı bir fiyatı alabiliyorsunuz. Şimdi iPhone'dan bahsediyoruz. Yeni çıkacak iPhone'un fiyatı 6000 lira olacak. 1000 liraya 1300 liraya iPhone almak diyorsunuz değil mi? Şimdi bunu demekte haklısınız. Ben bu işe şu açıdan bakıyorum. Şimdi benim son zamanlarda gerçekten her hafta farklı bir telefon kullanıyorum neredeyse. iPhone 5'ten sonra diğer telefonlara geçtiğim zaman gördüğüm en büyük fark şu: teknoloji gelişmiş. Yani ben Galaxy S8'e bir bakış atıyorum, telefon açılıyor. Ya da HTC'nin işte geçen sefer Desire N728 mi, öyle bir telefonu kullandım. 1500 lira price range, yani fiyat aralığında harika bir telefondu. Telefonun çift speaker'ı vardı, yani çift hoparlörü vardı. Sinema gibi ses çıkarıyor telefon. Yani gerçekten çok para vermeden de teknolojinin geliştiğini fark edebiliyoruz buradan. Şimdi iPhone 6 teknoloji olarak ne kadar gelişmiş? Öncelikle bunu sorgulamak gerek. Bir kere kesinlikle bende iPhone 5 var. iPhone 6 alır mıyım? Almam. Çünkü fiyat olarak almam. Yani ben gidip de ona 1500 lira vereceğime biraz daha para biriktiririm. Bir şekilde para bulmaya çalışırım ya da ikinci yere yönelirim. Daha üst bir telefon alırım. Kendi fikrimi bir kere kesinlikle söyleyeyim. Öncelikle elinizde iPhone 5 vardır, 5S vardır, 4 vardır. Bu tarz şeyler için iPhone 6 tabii ki alabilirsiniz, bütçeniz sınırlıysa. Ha bütçemi gram oynatamam diyorsanız o zaman iPhone 6 almak mantıklı olabilir. Çünkü bak iPhone 6'nın kamerası gerçekten çok güzel. Yani tabii ki de günümüzün telefonlarının 4K çektiğini düşünürsek o kadar da şahanelikte birinci değil. Ama günlük hayattaki fotoğraf çekimi için bence mükemmel bir kamerası var. Bütün uygulamaları smooth, yani kaygan bir şekilde karşılayabiliyor. Takıldığını görmedim. Ha şöyle, iOS 10.3.3'te de benim bir iPhone 6'm var kullandığım. iOS 9.3.5'ti yanlış hatırlamıyorsam, orada da var. Ve bu telefon jailbreak'li. 9.3.3 de olabilir, tam hatırlamıyorum. Şimdi jailbreak'li olan telefon ve iOS 9'lu olan telefon inanılmaz. Yani
Telefonun bir bataryası var, 3 gün gidiyor. Anlatamam size. O kadar güzel ki. Ve daha Apple iOS 9 desteklemeye devam ediyor. Yani uygulamalar çıkmaya devam ediyor. O yüzden eğer ki sizin aldığınız telefon bir de iOS 9'sa, hatta bir de kazayla jailbreak falan varsa, inanılmaz bir şey olabilir. Dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Ama iOS 10.3.3'te de fena bir telefon değil. Kesinlikle iş gördüğünü söyleyebilirim. Oyun oynarken falan bazı takılmalar yapıyor. Hani hem Snap hem WhatsApp hem oyun derken böyle bir tık tık takılabiliyor. Ama hiç sorun yok. Güzel bir telefon. Ama tekrardan söylüyorum. Yani 1500-2000 lira vermek bana bu telefona saçma geliyor. Açıkçası. Abi çünkü 6S. Yani burada 2100 lira ben 6S gördüm demin ya. Ne? Aa, 2100 lira 6S 16 GB. iCloud'u basarsan 50 lira ayda 2 liraya. Al sana 2102 liraya iPhone 6S ne olur? Yani öyle bir ihtimal de var. O yüzden ben çok da uzatmak istemiyorum yani. iPhone 6 almak maalesef 2018 yılında bütçeniz çok 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 katı değilse mantıklı değil. Çünkü siz zaten belli bir zaman içinde, tabii bütün hayatınız boyunca falan filan değil ama belli bir zaman içinde gidip de 1500 lirayı biriktirebildiyseniz ve kendinize bütçeli bir telefon almak istiyorsanız 3-4 ay beklediğinize emin olun değer. Zaten iPhone X'ler falan piyasaya çıktığı zaman, şimdi burada ben 2000 lirayı buluyorum ama bu fiyatlar iPhone X'ten ve iPhone 8'den etkilenmemiş fiyatlar. Çünkü iPhone X ve iPhone 8 daha Türkiye'ye gelmedi. Şimdi Amerika'daki telefonlar öyle. 350 dolara iPhone SE'ye alabiliyorsunuz. İnanılmaz bir telefon yine. Ama burada daha etkilenmedi. O yüzden bir yılbaşına kadar bekleyin bana kalırsa. Yılbaşından sonra iPhone 6'nızı bütçeniz hiç yoksa alın. Ama varsa birazcık daha biriktirerek bir 6S almayı deneyebilirsiniz. Onu tekrardan söylemek istiyorum bunu. Ve son olarak da telefon gerçekten çok güzel bir telefon. Bütün işlemlerinizi yapabilir. Ama fiyat konusunda benim beynimi kemiren şey, yani performans olarak değil, yoksa ben bu dandik telefonun yerine 6'yı tercih ederim yani her türlü. Ama dediğim gibi siz bu dediklerimi göz ardı etmeyerek, bunları da dikkate alarak güzel bir telefon seçimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada istiyorsanız eğer istiyorsanız İkinci el telefon alırken nelere dikkat etmelisiniz, nelerden almalısınız, neye güvenmelisiniz gibi bir video da yapabilirim. Ben bütün telefonlarım veya bütün kullandığım teknolojik aletleri neredeyse ikinci el aldım bu zamana kadar. O yüzden dediğim gibi istekleriniz olursa aşağı yazmayı unutmayın. Boş bir video olduysa kusura bakmayın ama meraklısına faydalı bir video olduğunu tekrardan söylüyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım birisinin alacağı saçma sapan telefonu engelleyip güzel bir şey tavsiye edebilmişimdir. Ufkunuzu genişletmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.